Değerli arkadaşlar, geçen haftaki basın toplantısında, basın toplantımızda yaptığımız dış politika yorumlarıyla gördük ki AKP'nin trol ordusunu bir hayli rahatsız etmişiz. Yorumlarımızın doğruluğunu rahatsız ettiğimiz kitleyle de gördük. Şimdi o trol ordusunu var mısınız biraz daha rahatsız edelim? Erdoğan'ın dış politikada yaptığı geri viteslere bir göz atalım. Daha önce zalim, firavun, darbeci, onunla asla aynı masaya oturmam dediği sisiyle 2022 Dünya Kupası açılışında tokalaşıp selamlaştığını unutmadık. Mavi Marmara saldırısının ardından sıcağı sıcağına gemiye ben izin verdim diyen Erdoğan, 6 sene sonra giderken bana mı sordunuz diyen yine Erdoğan. Filistin'de yaşanan olaylardan dolayı İsrail'i terör örgütü diye eleştiren de Erdoğan. 2022 yılında İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'u kabul eden de terör devletine karşılıklı büyük elçi atayan da yine Erdoğan. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen ve cesedi dahi bulunamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bunlar dünyayı enayi zannediyorlar. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir diyerek dava dosyasını ve yargılama yetkisini Suudi Arabistan'a vermem diyen de Erdoğan. Ülkeye sıcak para gelsin diye Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yargı yetkisini ve dava dosyasını Suudi Arabistan'a devreden de Erdoğan. Rahip Branson'la ilgili Amerika'ya bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın diyen de Erdoğan. Sonra bir gecede Rahip Branson'u serbest bıraktıran da Erdoğan. 2015'te Rus savaş uçağı düşürüldüğünde özür dilemesi gereken biz değiliz. Hava sahamızı ihlal edenlerdir diyen de Erdoğan. Haziran 2016'da Putin'e bir mektup gönderip özür dileyen de Erdoğan. Ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni Olayın finansörü olmakla suçlayan da Erdoğan. 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ile 13 ayrı anlaşma imzalayan da Erdoğan. 15 Temmuz milletin destanıydı. Para sıcak geldi, para tatlı geldi. Milletin destanını bozdurup, bozdurup paraya çevirdi. AKP'nin trollerine bu hafta bir güzellik yaptık. Alın size Erdoğan'ın R'ye taktığı geri vites yaptığı dış politika tornistanları. İstedikleri maddeden seçip başlayabilirler. İstedikleri maddeden saldırmaya başlayabilirler. Şimdi güncel dış politikaya gelecek olursak. Geçen hafta bölgemizde en önemli gelişme İsrail-Hamas arasındaki sınırlı ve kısa süreli ateşkesti. Her iki tarafın rehine takaslarını tamamlamasının ardından sona erecek olan ateşkes dört günle sınırlı. Dilerim ki kalıcı barışın sağlanması için gerekli diplomatik girişimler ve somut adımlar atılır. Bu süreçte Katar ve Mısır yerine ara bulucu olarak Türkiye'nin yer alması gerekirdi. Ancak Erdoğan'ın güven vermeyen sürekli U dönüşleriyle dolu dış politikası Türkiye'yi sahanın dışına itti. Umarız bu hatalardan ders çıkarılır. Hamas'ı bölge ülkeleri dahil olmak üzere hiçbir devlet başkanı Erdoğan kadar savunmadı. Almanya ziyaretinde Alman Cumhurbaşkanı ve Şansölyesine siz İsrail'le görüşün, biz de Hamas'la görüşüp ateşkes ve rehine işini halledelim diyen Erdoğan'ın vatanını koruyan mücahitler ordusu, özgürlük savaşçıları olarak tanımladığı Hamas İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ateşkesin sağlanmasındaki katkılarından dolayı Mısır'a ve Katar'a teşekkür etti. Günlerdir ara bulucu olmak için uğraşan Erdoğan ve Hakan Fidan'ın düştüğü durum hicap verici. Daha önce de bu kürsüden belirttiğimiz gibi uluslararası bir krizde ara bulucu olmanın ön koşulu tarafsız olmak, taraflarla iyi diyalog ve iyi ilişkiler geliştirmek ve uluslararası arenada güven veren tavırlarınızdır. Ancak Erdoğan, Filistin ve İsrail sorununu bir iç politika malzemesi yapabilmek için bir uluslararası sorun olmaktan çıkarıp din savaşları haline getirmeye çalışıyor. Dış politikayı yıllardır yaptığı gibi iç politika malzemesi haline getiren Erdoğan'ın yaklaşan yerel seçim öncesinde kullanacağı en önemli argümanlardan biri İsrail Filistin meselesidir. Biz Gazze konusunda hamasetten uzak Filistinlilerin haklarını koruyacak bir politika izleme konusunda kararlıyız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sosyalist enternasyonel üyesi olan 120 siyasi partinin liderine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bir mektup göndererek bu katliamları önlemek için dünyadaki siyasi akrabalarımıza büyük bir görev düşüyor dedi. Kalıcı ateşkes için inisiyatif alınması çağrısında bulundu. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçen yüzyılda soykırım felaketini yaşayan Bosna'da bizim hassas olduğumuz bir yer. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hafta sonu devlet günü etkinlikleri çerçevesinde Bosna Hersek'e gitti ve temaslarda bulundu. Oradan da Filistin mesajı verdi. Biz Bosna'da yaşananların benzerlerinin Gazze'de yaşanmaması için herkesin sesini yükseltmesi gerektiğini söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Bilge Kral, Aliya İzzet Begov için dediği gibi, unutulan katliam tekrarlanır. Bosna'daki soykırımın unutulmaması ve Gazze'de tekrarlanmaması için gereken her türlü adımı üzerimize düşen her şeyi yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Değerli arkadaşlar, önümüzde iki önemli süreç var. Biri, Meclis Genel Kurulu'nda başlayacak olan bütçe görüşmeleri. Diğeri de milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri. İkisinde de yoksulluğu engelleyecek, toplumu refaha ulaştıracak, halkımıza nefes aldıracak kararlar alınması en büyük temennimiz ama AKP iktidarında bu sürece olumlu bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz. Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkan, asgari ücretin yılda bir kere belirleneceğini açıkladı. Enflasyon önlenemezken, dövizdeki artışın önü alınamazken, hayat pahalılığı engellenemezken böyle bir açıklama yapılması abesle iştigaldir. Seçim senesi iki kez asgari ücret güncelleniyor, seçimden sonra bir kez güncelleniyor. Acaba neden? Değerli arkadaşlar, Türkiye'de her iki kişiden biri asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret istisnai ücret olmaktan çıktı. Erdoğan Türkiye'sinde olağan ücret haline gelmiş durumda. Yoksulluk sınırının 44 bin lira olduğu ülkemizde insanlar 11 bin lirayla yani yoksulluk sınırının dörtte biriyle geçinmeye mecbur bırakılıyor. Bu hiper, hiper enflasyon ortamında asgari ücrete yıl içinde sadece tek zam yapılarak geçiştirilmesi düşünülemez. Faizi önce düşüren, sonra yükselten, sonra nas diyerek yine düşüren, şimdi yeniden yükselten AKP iktidarının bu derin yoksulluk ve hayat pahalılığında hiç mi sorumluluğu yok? Dövizi uçuran, bütçe açığını büyüten, üretime zerre kadar katkısı olmayan ekonomi politikalarının enflasyonist ortama hiç mi etkisi yok? İşçi ve emekçi yükmüş. Enflasyon da onlara verilen ücretler nedeniyle artıyormuş. İşte hükümet bize tam olarak bunu söylüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretin enflasyondaki artışa göre yılda en az iki kez iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir kez daha vurguluyorum. En az iki kez iyileştirilmesi, belirlenmesi tespit edilmesi değil, iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Değerli basın mensupları, arttırılması gereken elbette sadece asgari ücret değil. Emekli maaşları da, dul ve yetim aylıkları da günün koşullarına göre yeniden belirlenmek zorunda. Ve tabii ki sosyal yardımlarda aynı şekilde. Ülkemizde Ekonomik krizin bedelini en ağır şekilde ödeyen kesimlerden biri de emekliler. Açlık sınırının altındaki 7500 liralık emekli maaşıyla geçim mücadelesi veren milyonlar var. Bu nedenle de emeklilerin önemli bir kısmı emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediyor. AKP geçtiğimiz günlerde herkesi ayırdığı gibi emeklileri de çalışan ve çalışmayan diye ayırdı ve çalışmak zorunda olan emeklilere 5 bin liralık ikramiyeyi vermeyeceklerini söylediler. Bir emekli niye çalışır diye oturup düşünüyorlar mı? Emekli vatandaşlarımız sanki hayat pahalılığında emekli maaşı yetmediği için ikinci bir işte çalışmak zorunda değil, değilmiş de keyfi bir sebeple çalışıyorlarmış gibi. İtiraz ettik, sesimizi yükselttik ve emekliler arasındaki bu ayrım ortadan kalktı.